huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, insanlara faydalı olma konusunda veya iyilik yapma konusunda e, seçici mi olmak gerekir? Yani şunun için soruyorum. Şimdi bütün insanlara ayrım gözetmeden e, yardım etmeli, onlara yardımcı olmalıdır deniyor. E, bu böyle midir gerçekten? Yani önümüze kim gelirse gelsin yani hiç fark etmez ben kim gelirse ona iyilik ederim demek mi lazım? Ya da bunu nasıl becereceğiz? Yani bir de o var eğer böyleyse. Ş.A.V. Ehli Sünnet alemlere anlatırlarken konuyu anlatırlarken bakış açıları çok geniş. Daha doğrusu ayet-i kerim hadis şeriflerde öyle bildirildiği için. Bir, hani Yunus Emre Rahmetullah yaratandan ötürü severiz buyuruyor ya bütün aynı şekilde el hüsnet halimleri, evliya-i kiram insanlara o gözler bakıyor. Yani Allah Teala'nın kulu gözüyle bakıyor. Ve ondan sonra da e, sıralamışlar mesela insanlara yardım etmek, insanlara şefkatli olmak, insanlara merhametli olmak. Sıralanmış. hadis iş şeriflerde bildiriliyor, ayet-i kerimelerde bildiriliyor. Yedirmek, içirmek, giydirmek, sıkıntılarını giderivermek. vermek. Birçok hadis-i şerifler var bu konuda. İşte sevapların çok çok fazla olduğu aynı şekilde bildiriliyor. Bunların hepsi sıralanmış. E kitaplarda ayrı ayrı da anlatılıyor. İşte aç bir kimseyi doyur vermek, susuz bir kimseyi su ver vermek, çıplak bir kimseye soğuktan üşüyordun aynı şekilde ona giysi veri vermek, giydir vermek. Bunların ayrı 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 ve bizim tahmin edece, edemediğimiz derecede, eğer Allah rızası için yapılıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın indinde çok büyük dereceleri, çok büyük sevapları var. Ayrı ayrı ve çok sevapları var yani. Evet, aynen evet. öyle. Ama Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, insanlara şefkatli olmak, merhamet etmek demek, onların ahiretlerini kurtarmaya çalışmak ve cehennem ateşinden korumak demektir. Hmm. Yani mesele bu yani. Aha. Yardım denince bunu anlamak evet, lazım. Evet yardım Önce. denince en eh üstüne talimleri buyuruyor ki elbette öbürlerde çok faydalı. Yani çıplak birisini verdin Soğuktan aynı şekilde üşüyordur. O da sevap. Yapacak sevap. E, açtı doyuruverdin. En eh üstüne talimleri buyuruyorlar ki elbette. Ama öncelik olarak bu bir kimse aç fakat imanı var öldü. Cennete gider. Bir kimse tok ama imanı yok. O, o, halde öldü, cehenneme gider. Dolayısıyla bütün insanlara faydalı olmak. Burada ayrım yapılmaz. Öyle olsaydı peygamberler aleyhissalatü vesselam, mesela peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam, Mekkeli müşriklere allah Teala vardır ve birdir, gelin iman edin demezdi. Ayrım yapmadı. Köleye de, zengine de, efendiye de, beye de, hizmetçiye de hepsine hitaben aynı şekilde muamele etti. Ve bunların arasında aynı şekilde zenci olanlar vardı. Mesela Bilal Habeşi radıyallahu Teala hazretleri hem köleydi hem de aynı şekilde esmerdi. Onun ayrım yapmadı. Ayrım yapmadı. Mekke'nin müşrikleri de bunu anlamıyordu. Yani bizim diyor kölelerimiz bizimle beraber mi olacak? Aynı eşit mi olacak? İndi ilahi de efendi olman, bey olman, hizmetçi olman, köle olman değil. Allah Teala indinde kıymetli olan Allah Teala daha yakın olanınızdır. O da yakınlık ibadetle, Allah'ın yasak ettiklerinden sakınmakla kalpteki muhabbet de mümkün. Vera ile takvayla. Evet. Vera ve takvayla. Dolayısıyla insanların arasında ırk, milliyet zaten hepsi Adem Aleyhisselam çocuklar bunlar. Nesini ayıracaksın? Kimi nereye ayıracaksın? E, dolayısıyla bu Türk'ü de, Kürt'ü de, İngiliz'i de, Rus'u da, Alman'ı da, e, arabı da acemi de kim olursa olsun kızıl de esmeri de zencisi de Teala'nın kulu. Şunun altını çizmek için tekrar sormak istiyorum. Ee, yani evet insanların ahiretine yapılan yardım birinci derecede olması evet, gereken ilk yardım. Derecede. Şimdi bu Müslüman için mi geçerlidir sadece? Bir Hristiyan, bir gayrimüslim, bir ateist diyelim. Eee de e, bu şekilde bir münasebet geliştirmek en azından onu Müslümanlığa davet etmek mi gerekir? Yani evet. e, bu iyilik onlar için bu, bu iyilik, şekilde mi geçerlidir? Onlar için yani Hristiyan olsun, Yahudi'si olsun, yani ehli kitap. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba hitaben çok var. Çünkü e, bir yerde at yapılar, onlara müsait. Niye? Mesela Musa aleyhisselam peygamber olarak kabul ediyor. Musa aleyhisselamdan önce gelenleri peygamber olarak kabul ediyor. Yani Teala'nın yani semavi olarak göndermiş olduğu yolu tanıyor. İsa Aleyhisselam peygamber olarak kabul eden bir kimse Musa Aleyhisselam ve öncekileri de kabul ediyor. O yolu anlıyor. Öyle bir altyapısı var. Mesela putperest veya ateist. Ee, bunun öyle bir aynı şekilde altyapısı yok. Fakat bunların var. Onun için de allah Teala ehli kitaba hitaben Kur'an-ı Kerim'de yani daha önce eğer Musa ve İsa Aleyhisselam'a iman etmekte samimiyseniz ben Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ı gönderdiğim gibi Muhammed Aleyhisselam'ı da gönderiyorum. Onlara gönderilen dinin hükümlerini yürürlükten kaldırdım. Onların bildirdikleri iman esasları bozulmamış şekliyle Muhammed Aleyhisselam'la bildiriyorum. Davet ediyor. Yani allah Teala kendisi iman edin ki ahiretinizi kurtarın diye. Nitekim o şekilde meseleyi kavrayan Nasara deniyor. Yani Hristiyanlardan iman edenler oldu. Yahudilerden de oldu. Ha, reddedenler de onda oldu. Bazısı mesela Mekke-i Mükerrem'de müşriklerden küfrü inadi deniyor. Ebu Cehil gibiler. Tanıdı. Bu dedi evet sıradan birisi değil okuyup yazması olmadığı halde e, söyledikleri ve hatta Kur'an-ı Kerim olarak ortaya koyduğu şey insan sözü değil demek mecburiyetinde kaldı. Sırf inadı yüzünden reddetti. Yahudilerden de aynı şekilde baktılar. Aha dediler bu gerçekten Musa ve İsa Aleyhisselam'ın haber verdiği ahir zaman peygamberi. Ama niye beni İsrail oğullarından gelmedi diye reddettiler bazıları veya da bazıları da inadı yüzünden başka sebepten dolayı böyle bir durum söz konusu oldu. Böyle bir durum söz konusu oldu. Ha putperestlerden, ateistlerden, mecusilerden de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam reddedenler vardı. Niye? E çünkü İslamiyet'i kabul ettiği zaman daha önce nefsinin istek ve arzularına ters olan, onlara aynı şekilde yok edecek olan, kaldıracak olan emirler bildiriliyordu. Bunlara karşı geliyor. Dolayısıyla ister me olsun, ister ateist olsun, ister e, kitaplı kafir, ister kitapsız kafir. Kim olursa olsun İslamiyet hepsini anlatılmalı. Ha onların e, dilinde kitaplar varsa onlar verilmeli. veya da o dili biliyorsan onunla anlatmalı. Yani ayrım söz konusu değil. Çünkü yarın ahirette allah Teala soracak. Ben size bu imkanı verdim, sana iman nimetini verdim. Diğer kullarıma bunu niçin ulaştırmadın? Değil mi? Bir de bunun suali var yani. Evet. Onun hesabı var. Hesabı var. Yani. E şimdi mesela bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Ya yıllardır bu programı yapıyorsunuz da kim dinler, kim izler diye hatırına gelenler olabilir. Olabilir. Bir kişi de dinlemiş olsa. Dinleyip seven de var. Dinleyip söven de var. O bizi ilgilendirmez. Ama allah Teala ahirette bize de soracak. Bu bilgileri niçin aynı şekilde elinizde gazete vardı, televizyon vardı, radyo vardı buralardan niye kullanıp da evet. benim kullarıma ulaştırmadınız. Ha biz vazifemizi yaparız. Dinler dinlemez. Dinler sever. Dinler söver. Tercih kendisine aittir. Hesabımı o kendisi verir. Bizi ilgilendirmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, "Tam ya Rabbi, peygamber olarak seçmişsin. Ben de buradakilere söyledim. Ondan sonra ben istirahat edeyim." demedi. Vefatına kadar mücadele etti ki alemlere rahmet olarak gönderilen o e, peygamber Aleyhisselatü vesselam harp etmek durumunda bile oldu. Öyle değil mi? Harp etmek evet. durumunda bile. Hatta bir e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde, birbirlerine merhamet edenlere Allahu Teala merhamet eder. O merhamet edicidir. Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki gökte olan melekler de size etsin. Hadis-i şerif bu. Öyle buyuruluyor. Bir hadise anlatılıyor. Muhammed Bâkıbillâh Hazretleri. Bu zat İmam-ı Rabbânî Hazretleri'nin hocasıdır, üstaddır. Ee, Hindistan'da, Delhi'de metfundur. Bu zatın bir komşusu varmış. Ee, bayağı e, e, içki içer, her türlü kötülüğü yaparmış. Ee, bunu bildiği, duyduğu halde o gencin ıslahı için tahammül gösterir, sabredermiş Muhammed Bâkıbillâh Hazretleri. Bir gün yakınlarından e, birisi o genci polise ihbar etmiş. Polisler de o genci yakalar ve hapse atarlar. Muhammed Maki'nin Hazretleri o gencin yani komşu olan o gencin hapse atıldığını öğrenince kimi sebep olduğunu da öğreniyor. Talebelerinden yakınlarından birisi ve o yakınlarından birisi olan talebesine dönüyor diyor ki eee Baya azarlıyor, şey yapıyor falan. O e, talebesi der ki efendim o genç çok öyle fasık, öyle kötü bir kimsedir ki kötülükleri sayısız, başkalarına zarar verir haldedir deyince Muh Muhammed Baki İbni Hazretleri buna da çok üzülür ve buyurur ki sen kendini salih, temiz ve hayırlı gördüğünden senin nazarında o genç fasık, kötü ve şerir görünüyor değil mi diyor. Fakat biz ki hiçbir şekilde kendimizi ondan farklı görmüyoruz. Nasıl olur da onun zararına bir söz söyleriz buyuruyor. İşte sonra o genç tanıtları vasıtasıyla kefaret tabiinden çıkartır. O genç komşu Muhammed Bakible Hazretlerinin yakın alakası ve şefkati karşısında son derece memnun olur, günahlarına tövbe eder ve kötü işlerden de vazgeçip salihlerden olur. Buna benzer İslam tarihinde birçok hadise cereyan etmiştir. Dolayısıyla evem ayrım ayrım değil. Herkese aynı şekilde Allah Teala'nın dinini emrettiği şekilde şefkatle ve merhametle yaklaşmak ve onlara faydalı olmak lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek güzel huylu olmaktır. Medininha! Giderli sütdi gözümden yaşın. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünün güzelliği kemalde ve mübarek azalarının tenasübü itidaldeydi. Sözleri tatlıydı. Her hareketi ve duruşu, davranışları ve işleri o şekildeydi ki daha güzeli düşünülemezdi. Nitekim bu husus, birçok hadisi i şerif ile sabit olmuştur. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem vasıfları şöyle bildirilmiştir. Orta boylu, gayet kemal ve itidal üzereydi. Yanına uzun boylu birisi gelse, ondan uzun görünürdü. Konuştuğu zaman, mübarek dişleri arasından nur saçılırdı. Mübarek yüzü, ayın on dördünden daha parlaktı. Hazreti Ayşe, radıyallahu anha, bir gün evinde bir şey kaybetmişti. Aradı, karanlıkta bulamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eve teşrif edince, mübarek alnında parlayan nur, odayı aydınlattı. Hazreti Ayşe kaybettiği şeyi buldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu çok temiz Teri nezih ve kokusu çok güzeldi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kokusu gibi hiçbir güzel koku görmedim. Mübarek kokusu ne miske ne de ambere benzerdi. Resulullah ile müsafaha eden kimsenin o gün elinin güzel kokusu gitmezdi. Mübarek elini hangi çocuğun başına sürse o çocuk diğer çocuklardan güzel kokusuyla fark edilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Enes'in radıyallahu anh evinde uyumuştu. Hava sıcak olduğundan terlemişti. Hazreti Enes'in annesi Resulullah'ın inci gibi ter danelerini bir şişeye topladı. Resulullah bunu ne yapacaksın diye sordu. Bunları güzel kokulara karıştırıyorum. Hiçbir koku ondan daha güzel kokmuyor dedi. İmam Buhari rahmetullahi aleyh Tarihi Kebir adlı eserinde şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yoldan geçse ondan sonra o yoldan geçenler Resulullah'ın oradan geçtiğini güzel kokusundan bilirlerdi. İshak bin Rahevey o güzel koku Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem has bir kokuydu. Hariçten bir koku sürünmüş değildir demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne değen mendili asla ateş yakmazdı. Bir gün Enes bin Malik'e radıyallahu anh bir grup insan misafir oldular. Yemek yediler. Yemekten sonra cariyesine falan mendili getir dedi. Cariyesi kirli bir mendil getirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh o mendili ateşe attı. Bir müddet sonra mendili ateşten çıkardı. Mendil yanmamış, kirlerden temizlenip süt gibi beyaz olmuştu. Misafirleri bu ne haldir diye sorunca bu mendil Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü sildiği bir mendildir. Ne zaman kirlense ateşe atarız, tertemiz olur ve asla yanmaz dedi. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip "Ya Resulallah, kızımı evlendireceğim. Bana yardım ediniz." dedi. Resulullah "Şimdi hazırda bir şey yok. Yarın sabah ağzı açık bir şişe ve çubuk getir, buyurdu. Sabahleyin o kimse, bir şişe ve bir çubuk getirdi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, mübarek kollarının terini o şişeye doldurdu. Bunu götür, kızın koku sürünmek istediği zaman, bu çubukla şişeyi karıştırsın ve vücuduna sürsün, buyurdu. O kızın böyle yaptığı ve güzel kokusunun bütün Medine'de duyulduğu anlatılmıştır. Kızın bulunduğu eve Beytül Mutayyibin yani güzel kokulu ev adını vermişlerdir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kuddise Sirruh 6. Bölüm Silsile Aliyenin büyüklerinden Abdülhakim Arvasi Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Hiç kimsenin Allahü Teala'ya olan edebinden ben dediğini duymadığı bir büyük olan Abdülhakim Arvasi Hazretleri vaazlarında, sohbetlerinde sürekli imanı ve kulluğun nasıl olması gerektiğini anlatır kulluğun her şekilde en güzel kendisinde görüldüğü Efendimiz aleyhisselamı işaret eder daima. Ona aleyhisselam tabi olmanın, her üstünlüğün ve saadetin kaynağı olduğunu ifade ederek, bunun nasıl olması gerektiğini şöyle açıklar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ve kaçındığı şeyler iki kısımdır. Birisi ibadet olarak yaptığı ve kaçındığı şeylerdir ki her Müslümanın bunlara tabi olması, uyması lazımdır. İkincisi bulundukları memleketin adeti olarak yaptığı şeylerdir. Bunları yapmak mecburi değildir. Adete bağlı şeylerde de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymak dünya ve ahirette insana çok şey kazandırır ve çeşitli saadetlere ve hayırlara yol açar. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin her haliyle, her anıyla tabi olduğu sevgililer sevgilisi, Efendimiz Aleyhisselam'ın üstünlüğü hakkındaki sözleri yine kendi sözü olan sözlerin büyüğü, büyüklerin sözüdür.'' kelamı kibarının hakikatini gözler önüne serecek bir derinliktedir. Şöyle buyurur Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın üstünlüğü hakkında. Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise, geçmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu güç bir şey değildir. Dilediğini yapan, her istediğini yaratan, onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiçbir insanın onu tenkit edecek iktidarı yoktur. Abdülhakim Arvasî Hazretleri Efendimiz aleyhisselam'ın ümmetine olan merhamet ve düşkünlüğünü ise müminlere pek büyük bir müjde kabilinden şöyle açıklar: Fütüvvetin en üstünü, kemali, kainatın efendisi, ceza gününün şefaatçısı sevgili peygamberimize mahsustur ki o günde herkesin nefsim nefsim diyerek kendi halleriyle meşgul ve telaş içinde oldukları o dehşetli günde ümmetim, ümmetim niyazını şefaat kapılarının anahtarı yapacak ve kalplerin mahşer korkusuyla müthiş bir ızdırap içinde titrediği o vakitte asla kendisini düşünmeyerek ümmetinin başları üstüne himaye kanatlarını açacak ve bütün mahşer meydanını fütüvvet gölgesinin himayesine alacaktır. Abdülhakim Arvasi Hazretleri pek büyük bir velidir. Pek çok kerameti görülmüştür elbet. Onun bir kerameti ise yaklaşık vefatından 30 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Büyük velinin sevenlerinden olan Sabri Bey, bu kerameti şöyle anlatır. Abdülhakim Efendi, arada bir bana teyemmüm nasıl yapılır diye göstererek öğretirdi. Kendi kendime, şimdi su olmayan yer yok, acaba neden bu kadar teyemmüm üzerinde duruyor derdim. Yıllar geçti. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin vefatından 30 sene sonra, ellerim de yara çıktı. Hatta bir baş parmağımı kestiler. Doktorlar, ellerine su vurmayacaksın dediler. Üç sene teyemmümle, yani Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bana otuz yıl önce gösterdiği şekilde teyemmüm ederek namaz kılmak zorunda kaldım. O zaman onların büyüklüğüne bir daha hayran kaldım.'' Çünkü bu apaçık bir kerametti. Bir sonraki bölümde devam etmek üzere bu bölümümüzü Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin namazın ehemmiyetine dair buyurdukları hususlarla noktalıyoruz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, Namaz, aman namaz, nerede ve ne şart altında olursa olsun, mutlaka namaz kılın. Tek vakit namazımı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ayrıca kılınmamış olan farzların kazasının muhakkak ve acil olarak kılınması gerektiğini, sünnet yerine kaza kılınması durumunda hem kazanın kılınmış olacağını hem de sünnetin yerine getirilmiş olacağını Hiçbir şüphe ve itiraza mahal bırakmaksızın binlerce ehli sünnet aliminden nakille kesin olarak şöyle açıklarlar. Bir farzı özürsüz olarak vaktinde yapmamak büyük günahtır. Sünnet namaz demek farzdan başka kılınan namaz demektir. Farzdan evvel veya sonra sünnet yerine kaza kılan bu kaza namazı ile sünnet namazının tarifine de uyduğu için sünneti de kılmış olmaktadır. Sünnet namazlar farz namazlardaki noksanları, kusurları tamamlar. Yoksa kılınmayan farzlar yerine geçmez. İslam ahlakı. Tanımadığı kimseleri taklit etmektir. Ehl-i sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin met olunmasına yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, Aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar. İmana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. Dört mezhep alimlerinden birini taklit eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa kitaplarını taklit eder. İçtihat naslarda açık bildirilmemiş kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İctihad yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müctehit denir. Hicretten 400 sene sonra müctehit yetişmedi. Müctehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müctehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Ehli sünnet alimi olan hakiki din adamlarının Kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehli sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehli sünnet alimlerinin yazdıkları ilmahal kitaplarını okumalıdır böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak, insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden, yani imansızlıktan sonra en büyük günah, bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine, ehli sünnet ve cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra, ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi ehli sünnet itikadında olmaktır. Ehli sünnet demek itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yani yoluna ve eshab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehli sünnet alimlerinin radiallahu teala anhum ecmain icmaına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Kötü kimse fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan İslamiyeti beğenmeyen kimse demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkamı ilahiye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyeti met ederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyeti istedikleri şekle sokarlar. Aklı olan, ehli sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı Şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programımızın bu bölümünde dünden anlatmayı yetiştiremediğimiz büyük alim Kastamonu'nun çok gelmiş geçmiş yetiştirdiği, kendi toprağında yetiştirdiği büyük insanlardan Ahmet Siyahi Hazretlerinden Biraz daha bahsetmek istiyorum. Daha oğlu Hicab Efendi'ye sıra gelmedi. Ona da diyeceğiz ki, işte böyle büyük bir zatın oğluydu. Ne yapalım efendim? O da e, babasının gölgesinde öylece inşallah anılmış olacak. Efendim Ahmet Siyahi Hazretleri'ni çekemeyenler de var demiştim dünkü programda. Bu arada Abdül Abdülfettah Akri isminde büyük bir alim, o da Mevlana Haldi Bağdadi'nin talebelerinden ve onun vekillerinden olarak İstanbul'a gelmişti. İşte İstanbul'a gelirken yolda Kastamonu'ya uğrar, sırf kendinin öğrencilik arkadaşı, aynı hocanın efendim, vekili olarak görevlendirilmiş olan Abdülfettah Akre Hazretleri, Ahmet Siyah Hazretleri'nin e, dergahına gelir, onu ziyarete gelir. Tabi birkaç gün kalır bugünkü gibi sabah gelip öğlen vaktinde ayrılmak yok vasıtalar ona göre. E, bu arada kasabın ileri gelenlerden Keskinzade Ahmet Efendi Abdül e, Abdülfettah Akri Hazretleri'nin yanına yaklaşır. Ahmet Siyah Hazretleri'nin büyüklüğünü pek fazla kabullenmek istememektedir. Efendim der ben denizde yetişmek istiyorum. Lütfen beni talebeleriniz anasına kabul eder misiniz? Şöyle bakar Abdülfettah Akri Hazretleri ya der burada Ahmet Siyahi varken benim esamem mi okunur? Görüyor musunuz kardeşliği efendim? Sen ona tabi ol da kurtul. İşte buradaki dördüncü kabir Keskinzade Ahmet Efendi'nin kabridir. Evet yani önce bir direnmiş sonra gelmiş teslim olmuş. Dergah dar gelmektedir. Dergahı büyütecekler. Büyütecekler ama yer yok. Komşu evleri satın almak isterler. Hale vakti çok yerinde olan birisi sırf böyle mahalleye bir hareket getirdiği için düşmanlığından da değil evini vermek istemez. Direnir. Üzülür talebeler efendim der ya bu adamcağız niye bu kadar nasipsiz falan. Buyururlar ki Mevlana Halid Hazretlerimiz, Mevlana Haldi Bağdadi Hazretleri rüyada bendenize buyurdular ki onun evi bu dergahın arza, arazisine, arsasına dahil edildi. Eninde sonunda olur. Bu zat bir gün çok fenalaşır. Herhangi bir beddua falan da yok efendim. Son nefesinde aman ya Hazreti Şeyh imdadıma gel. İmdadıma gel. Ve neyse ölmez. Yani gitti gidiyor derken ölmez. Ertesi gün hemen kalkar der yaha gelir. Efendim ben evimi bağışladım hiçbir şey de talep etmiyorum der. Talebelerine buyururlar ki gördünüz mü evlatlar bize nasipmiş burası geldi. Ahmet Siyah Hazretleri 1874 senesinde bir gece yarısı aman ya Resulullah dedikten sonra ruhunu teslim etti. Vefat etti. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Medine Münevvere'de bulunan birisi bu dergaha bağlılardan biri oradaki görevlilerden bu dergahtaki kütüphane vardı efendim. Hala da var kütüphane ama boş kitapları yok. E, kütüphane memuruna bir mektup yazdı. Tarih atarak bu mektubu yazdığım gün gecesi Ahmet Siyah Hazretleri geldi. Sevgili peygamberimizi ziyaret etti. Ve orada aman ya Resulallah diye dua etti. Baktılar ki tarih onun vefat ettiği günün gecesi ve o saati. Efendim büyük bir alimdi neler söylerdi onları metinden birkaç kelimeyle sizlere arz etmek istiyorum. Oğluna nasihatları kim? Hicabi Hazretleri. Burada metfum bulunan. Oğlum Allah'ın kitabına Resulullah Efendimizin sünnet seniyesine sarıl. İtikatta ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdiklerine uy. Yarın yaparım demek Üzüntü ve pişmanlık getirir. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol. Cömertlikte akan nehir gibi. İyilik yapmakta deniz gibi. Faydasız şeyler konuşmamakta cansız şeyler gibi. Varlıklar gibi, şeyler gibi yani. Ayıpları örtmekte karanlık gece gibi olmaya çalış. Dünyaya gönül vermiş olanlar, olanlarla bulunma. Eğer sana hakiki dost, arkadaş lazım ise Allah için sevenlerle beraber ol. Herkese, bilhassa sana karşı olanlara yumuşak, alçak gönüllü, güler yüzlü ol. Bunlar sözlerinden, nasihatlarından birkaçı. Var mısınız bu sözler, bu güzel sözlere uyabilmek için? Biz de bugün bir karar verelim. Bakınız herkese bilhassa sana karşı gelenlere, karşı olanlara yumuşak, alçak görüllü, güler yüzlü ol. Bize rahmetli demir leblebi tarif ediyor. Ama o demir leblebi de bize herhalde saadeti getirir. Efendim şimdi dergahın kütüphane kısmına geçeceğiz. Orada da bir iki kelam edip programımızı inşallah bugünkünde böylece noktalayacağız efendim. Ahmet Siyahi Hazretleri'nin e, kabrinin bulunduğu yerdeki kütüphane ve ders yapma mekanındayız. Burası kubbeli bir yer. Burada öğrenciler kitaplarını okullar, derslerini e, hocalarının karşısında takrir ederler idi. Tabi Ahmet Siyahi Hazretleri'nin e, bundan önce de gösterdiğim kabrinde üstü bir örtü yok. Türbe diyoruz, türbe diye geldik. Kayıtlarda da türbe geçiyor. Ahmet Siyahi türbesi diyor. Türbe yok. Ne var? Açık. Açık bir kabir. Herhangi bir kabir. kabir. Niye öyle? Vasiyet öyleydi efendim. Rahmet ilahi benim hep üzerime yağsın. Ne olur üstümü kapatmayın dedi. Vasiyetine uyuldu. Oğlu da babası gibi vasiyet etti. Hicabi efendi. Onun da kabrinin üzeri babası gibi açık. İlim tahsil edilen yerin, öğrenilen yerin elbette ki kapalı olması lazım. Rahat şartlarda olması gerekir. Onun için de kubbeli güzel bir mekan. Pencerelerinin kenarları dahi, söveleri dahi kesme taştan yapılmış. Ve bir kapıyla da içeriye giriliyor. Efendim bu yapı, Tire'deki Necip Paşa Kütüphanesi'nin yapısını andırıyor. Onda da merdivenle çıkılıyordu, bunda da merdivenle çıkılıyor. E, onun yalnız, Hazine-i Kütüp denilen kitap dolaplarının, kitapların kilitlendiği yer orta mekandaydı şöyle çepeçevre etrafındaki yollardan gidiliyordu. Burada ise hazine kütüp iç kısma alınmış. Burası sadece okuma salonu, ders salonu düşünülmüş. Kütüphanelerde hazine kütüp denilen kitapların muhafaza edildiği bölüme geçtik şimdi. Burası kitap deposuydu. Yani kitapların kilitlendiği dolaplar. Bu tel örgüler efendim. Bunlar hatıra olur diye hasreten sizlere şöyle göstermek istedim. Bakınız, e niye? E kitabı kapatırsanız hava alamaz. Bu sefer hava sirkülasyonu olmayınca da kitaplar durgun havada rutubetlenebilir diye ecdadımız bunu böyle yapmış. İşte herhangi birisi de kitapları karıştırmasın diye de önüne bir tel germişler. Efendim, güzel hatıralar ben size anlatmaya çalıştım. Ahmet Siyahi Hazretlerini hem anmak, hem ona rahmet dilemek, hem de böyle örnek insanları anlatarak yeni yeni örnek insanların çıkarak toplumumuza herhangi bir e, maddi çıkar beklemek sizin faydalı olmalarına teşvik için bir şeyler söylemeye çalıştım. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın efendim.